Bir kötü haberiniz daha oldu general. Patlamanın şiddetine bakılırsa defa erzaklarınız değil cephaneliğiniz. İsyancıların da mühimmatı var. Yaverin bana patlama sesinin onları aradığımız bölgeden geldiğini söyledi. Yaverin size cephaneliğinizin bulunduğu bölgede olduğunu söyledi. Gerçekleri hatırlayın ve bu oyuna artık bir son verin. Bunun bir oyun olduğunu düşünüyorsunuz ha? İşte en büyük hatanız da bu. Biz bundan çok daha zor şartlardan zaferle çıktık. Buradan da zaferle çıkacağız. Ordumuzun Çanakkale'den çekildiğini söylüyorsunuz. Ama nereye gittiklerini bilmiyorsunuz. Belki harekat planında ufak bir değişiklik olmuştur. Buraya geliyorlardır. Belki de artık sonunuz yaklaşmıştır. Evlerine dönüyorlar general. Fersah fersah uzaklardan getirdiğiniz zavallı anzaklarla birlikte. Teşkilatı mahsusun hayallerini süsleyen ne çok şey var. Britanya ordusu öyle en küçük başarısızlıkta geri çekilseydi şu anda karşınızda ben değil bir Alman subayı olurdu. Almanlar bizim müttefikimiz. Hayır, hayır. Siz onların askerisiniz. Ve çok yakında ittifak yaptığınız bu dostlarınızın da gerçek yüzünü göreceksiniz. Bu savaş bittiğinde Halil Bey, çocuklarınıza kahramanlık hikayeleri değil, dostlarınızın ihanetiyle ilgili üzücü, karamsar hikayeler anlatacaksınız. Biz evlatlarımızı hikayelerle değil, destanlarla büyütürüz. Malum, şu anda da yeni bir destan harifesindeyiz. Bu size son çağrımdır General Tarzant. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Destanlarımızda sizden akıllı ve gururlu bir komutan olarak bahsederim. Aksi halde binlerce askerini ölüme sürükleyen acımasız bir komutan olarak anacağız sizi. Ses de neydi? Asker dışarıda ne oluyor? Bilmiyorum efendim. Doktor Elisa'yı görmem gerek. Ne oldu? Cephanenin bulunduğu bölgede bir patlama oldu efendim. Durum ne? Henüz bilmiyorum efendim ama çok büyük bir patlama olmuş. Çok sayıda askerimiz oradaydı. Alfred de oradaydı. Acilen hastaneye gitmemiz gerek. Tamam. Hemen geliyorum. Sen çık. Emredersiniz efendim. Yüzbaşı, bu isyancılara artık haddini bildirmemiz gerek. Ben generale gidip Fatma ile Üsküplü'nün sevgili olduğunu söyleyeceğim. Madem bunu generale söyleyecektin, burada ne işin var Alisa? Zeynep'i öldürdüğün için sana minnet borcum var. Üstelik artık kaderimiz bir. Madem kaderimiz bir, benim söylediklerimi yapacaksın Alisa. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Bu haber benim buradan çıkış yolum olacak. Ben zamanı gelince genelde anlatırım. Anladın mı? Tamam. Ne yapmamı istiyorsun? Fatma'yı takip al. Hücre evinin yerini öğren. O evi başlarına yıkacağız. Merak etme. Nerede saklandıklarını bulacağım.
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة Kaldır o başını, yüzüme bak hele. Çok canım yanıyor abi. Mehmet'imi aldılar abi. Aldılar Mehmet'imi ben. Nasıl dayanacağım abi, ne yapacağım benim? Kimsem kalmadı. Biz ne güne duruyoruz aslanım. Bak Zahir, Mehmet hepimizin arzusu olan şehadet şerbetini içti. O vatanı için canını vuslata erdirdi. İçin tavrımar olsa da onun için sevin aslanım. Bak sana söz veriyorum. Mehmet'in de, Zeynep'in de, Hüsrev babanın da intikamını alacağız. Allah'a yemin olsun ki her bir şehidimizin intikamını alacağız. Ayağa kalkın. Bu şehri onlar için mahşer yerine çevirene kadar durmak yok. Biz vurdukça onlar eridi. Kaçacak delikleri, dayanacak kuvvetleri kalmadı. Çırpınacaklar. Onlar çırpındıkça biz tepelerine bineceğiz. Gayrı saklanmak yok. Şehri geri almamız az kaldı. Mecnun, Haydar Baba, siz dışarı çıkın. Ne olup bittiğini öğrenin. Emredersiniz kumandan. Sen de Mehmet için ayağa kalk. Kendine gel. Biz nice Mehmetleri feda ettik. Niceleri de yolda evelallah. Said, eğilmesin o başın aslanım. Halil halkın durumuna rağmen kuşatmayı kaldırmayacağını söyledi. Çünkü bizim halktan önce pes edeceğimizi düşünüyor. Efendim, cephaneliğin patlamasıyla askerlerimizin arasındaki direnç gittikçe düşecek. Ne yapacağız? Yapacağımız şey belli beyler. Direnmeye devam edeceğiz. Erzak getirmenin bir yolunu bulup Türkleri mutlaka mağlup edeceğiz. Efendim, erzağı nasıl temin edeceğiz? Türkler bütün kervanlara el koydular. Komutanım, büyük bir önlem alıp nehir üzerinden gidersek erzağı getirebiliriz. Hayır, hayır. Türkler nehirden ve karadan erzak getirmemize izin vermeyecektir. Peki nasıl getireceğiz efendim? Havadan getireceğiz.
Basra'ya telsiz telgrafla haber yollayıp erzağı uçakla şehre atmalarını isteyeceğiz. Böylece Halil'in planlarını bozup askerlerinin direncini düşüreceğiz. Ve halkımıza olan güvenini perçinleyeceğiz. Komutanım, dünya savaş tarihinde böyle bir şey daha önce hiç yapılmadı. Başarılı olabilir miyiz? İngiliz ordusu da daha önce hiç böyle bir duruma düşmemişti. Ama başaracağız beyler. Hiç kuşkumuz olmasın. Tarihin ilk havadan ikmalini gerçekleştireceğiz. Derhal Basra'ya haber verin. Hemen dersiniz komutanım. Kumandanım, Çanakkale'de geri çekilen Britanya kuvvetleri Basra'ya gelmeye kalksa bile bu aylar sürer. Böyle bir şey olmayacak. General Akkınca bizi korkutmanın peşinde. Buradaki askerlerin buraya gelmesi imkansız. Ama biz gene de işimizi sağlama alacağız. Güçleri tükenmek üzere. Daha fazla dayanamazlar. Tahminimce en fazla bir haftalık erzakları var yok. Teslim olacaklar. Teslim olmayı kabul edeceklerini sanmam kumandanım. Ancak muhakkak bir teklifleri vardır. Hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz. Kayıtsız şartsız teslim olacaklar. Bu mesele maddiyatla alakalı değil efendiler. İngilizleri teslim almak demek, Osmanlı ordusunun hala ayakta olduğunu tüm cihana duyurmak demektir. Çanakkale'deki zaferimizi Kutulamer'de taçlandıracağız. Bu zafer Osmanlı ordusunun hanesine yazılacak. Kumandanım, misafirimiz var. Hayalet görmüş gibisiniz albay. Marşal Gols, hoş geldiniz. Sizi beklemiyorduk. Şaşkınlığımızı mazur görün. Ancak yabancılar gelmeden önce haber verirler albay. Dostlar haber vermeden de gelebilir. Evet, dostlar ve bir de düşmanlar. Oturun albay, heybetinizle başımı döndürüyorsunuz. Teveccühünüz Mareşal. Ancak sanıyorum ki baş dönmeniz yolculuğunuzdan dolayı. Size bir tavsiyem var. Bence bu yaşta ani yolculuklara kalkışmayın. Gidip birazcık istirahat edin. Buraya Berlin'deki sıcak evimden gelmedim. İnanın ki Bağdat'ta burası kadar soğuk ve rahatsız edici. Ancak makamınız oldukça şaşırtıcı. Ne kadar rahat bir koltuk değil mi? Ne yazık ki albay Nurettin bunun değerini bilemedi. Ama sizin başarılarınızı öğrenince onu görevden alıp sizi buraya atamak da ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi anladım. Albay Halil. Nurettin Bey Osmanlı ordusu için insanüstü bir gayret göstermiş. Şerefiyle bu vatana hizmet etmiş bir Türk subayıdır. Benim yaptığım tek şey
onun bıraktığı vazifeyi kaldığı yerden devralmak. Bakın, yine başımı döndürdünüz. Bu kez tevazuunuzda. Ama bir konuda haklısınız. Biraz istirahat etmem gerekecek. Artık buradayım albay. Sizinle uzun uzun konuşuruz. Şimdi biraz dinlenip buradaki büyük zaferime hazırlanmam gerekiyor. İşte benim yüreğim de buradaki ateş gibi yanıyor anne. Zeynep ve Mehmet'in acısıyla cayır cayır yanıyor. Her doğan yeni güne bir şehit daha veriyoruz. Gittikçe azalıyoruz. Kazanıyoruz ama Fatma. Bak, kim derdi İngilizleri işgal ettikleri şehirde bir sıçan gibi köşeye sıkıştıracağız diye. Kimse inanmazken biz bir avuç nefer onları alt üst ettik. Her şeyin bir bedeli var işte. Biz de sevdiklerimizi kaybettik. İstikbali kazandık ama. Peki. Ya biz? Bizim istikbalimiz ne olacak? Biz feda edenleriz. Yarın bir gülüşü bizim için kâfi. Şehadet en büyük düğün, en kutlu bayram bizim için. Bundan büyük akıbet mi? Peki ya bir gün harp bittiğinde, memleket hürriyete kavuştuğunda ve eğer biz de yaşıyor olursak belki işte o gün, işte o vakit seni telli duvaklı gelin olarak çıkartırım bu evden. İşte bunu hayal etmek bile yetti bana Ali. Eğer şehit olursak da cennette kavuşuruz. Allah cennette kavuşup sonsuza kadar ayrılmamayı nasip etsin. Amin. Vazifemiz daha bitmedi Fatma Hatun. Son düşman askeri de vatan toprağından temizlenene kadar durmak yok bize. Emredersiniz kumandanım. Neçar, sular hem İngilizler için hem bizim için yükseliyor. Eğer bir an evvel kendimiz için gerekeni yapmazsak yükselen sularda akıntıya kapılacağız. Cesetlerimiz hem sudaki balıklara hem de kıyıdaki hayvanlara azık olacak. Oh! Bütün bu olanların sebebi Üsküplü. Eğer o olmasaydı İngilizler bu kadar zarar görmezdi. Bize de gerekli olan yardım ve desteği sağlarlardı. Ancak Sünni-Şii kavgasında haklı çıkan o oldu. Eğer Üsküplü olmasaydı dost bellediğimiz İngilizler başımıza büyük belalar açacaktı. Neccar, sen hala bana Üsküplü'yü mü savunuyorsun ha? Yüzbaşı sana muhalif olma görevini verdi. Sen de gerçekten Üsküplü tarafına mı geçtin? Develerin yakalandığı him hastalığını bilirsin Ebu Ola. Deve bu hastalığa yakalandığında susamaya başlar. Ne kadar su içerse içsin bir türlü geçmez susuzluğu. Tıpkı deniz suyu içenler gibi su içtikçe artar susuzluğu. Ve sonunda karnı şişer ve patlar.
İşte bizim halimiz de develerin yakalandığı bu hastalık gibi. İngilizler yenilip hata yaptıkça biz onlara daha fazla yanaşın olduk. Daha fazla destek verdik. Eğer İngilizlerin yanında durmaya devam edersek sonunda biz de yok olup gideceğiz. Necar, madem dilin çözüldü, açık konuş. Ne demeye çalışıyorsun bana ha? Yol yakınken doğruyu gör ve vazgeç artık İngilizlerle dost olmaktan. Bak yüzbaşı Hamilton'a nerede? Bir zamanlar senin de benim de haksız yere tutulduğum yerde, hapishanede. Ne yapmamı istiyorsun? Oğlumun katilleriyle işbirliği mi yapayım? Yas tutmayı bırak artık. Oğlun öldü diye halkın da ölmedi ya. Sen bu şehrin kaymakamısın. Buradaki her genç senin de evladın sayılır. Zafer'i kurtaramadın. Onları kurtar bari. İlçar, defol buradan. Defol! Ebu oğlu. Koskoca Britanya ordusunun içine düştüğü bu durumdan bir an önce kurtulması gerek. Silahı olmayan bir ordu, bir avuç zavallıdan farksızdır. Siz mühendisleri bugünler için getirdim buraya beyler. Silaha ihtiyacımız var, sizi dinliyorum. Efendim, piyade tüfekleri için cephanelikten kurtardığımız metalleri kullanabiliriz. Peki ya teknik aksamlar? Hepsi demir olduğundan patlamada ağır hasar almamış. Alanlara döküm halinde yeniden yapabiliriz. Ayrıca ağır silahlarımız hala sağlam. Toplarını ve mühimmatlarını kullanabiliriz. O halde mühendishaneyi kurup işe başlamak kalıyor geriye, öyle mi? Ne yazık ki tam olarak öyle değil efendim. Döküm yapabilmemiz için ocakların 24 saat yanması gerekiyor. Oduna ihtiyacımız var. Ayrıca tüfeklerin gövdesi için de kereste lazım olacak. Kömürlere ne oldu? Hepsi bitti efendim. Kış sandığımızdan daha soğuk geçiyor. Yakmak zorunda kaldık. Peki. Bu lanet çölde o kadar odunu nereden bulacağız acaba? Şehirde kullanılmayan çok sayıda ev var. Onların ahşap malzemelerini söküp kullanabiliriz. Bu yeterli olacak mıdır? Hayır efendim. Daha fazlası lazım. Şehirdeki bütün evlerin kapılarını ve kullanılmayan alanlardaki ahşap malzemeleri çökün alın. Ama efendim, halkın tüm erzağını aldığımızdan beri bize çok zorluk çıkarıyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz elimizi ateşe sokuyorsak onlar da taşın altına koyacaklar. Silahsız kalmamız kabul edilemez. Derhal işe başlayın ve silah üretin beyler. Emredersiniz. Çavuş, yeni Alman kumandanı gördün mü? He, gördüm. Ben hiç o kadar ihtiyar kumandan görmedim ha. Rahatı yerinde demek ki. Eline silah alıp koşacak hali yok ya. Peki yanında getirdiği neferleri gördünüz mü? Şşş, dedikodu yapmayın haydi. Ya iyi de çavuş. Bir tane çomağı hazırla geldiler. Rahat. Aslanlar, bu neferler Mareşal Golsun askerleri. Onunla birlikte Bağdat'tan geldiler. Çavuş, bu çadırda boş yerin var mı? Var kumandanım, iki yatağımız var. Tamam, bu ikisi bundan sonra burada kalsın. Hoş geldiniz. Ben Şamil Çavuş. Hoş mu geldik, göreceğiz. Şamil, bu askerler sana emanet. Merak etme kumandanım. Aslanlar, iyi istirahatler, hayırlı geceler. Sağ ol. Siz ikiniz benimle gelin. Merhaba.
Biz burada yatacağız. Hadi kalkın. Yeriniz orası, duymadınız mı? Ben nerede istersem orada yatarım. Zaten kokunuzu çekiyoruz. Yatacağımız yeri kendimiz seçeriz. Yerinize geçin. Gürültü çıkarmadan efendi gibi uyuyun. Haydi. Çavuş olsan da haddini bileceksin. Ben Mareşal Goltz'un askeriyim. Senden üstünüm. Misafirliğinizi bilin. Benim ashabımı bozmayın lan. Şunu haddini bildir çavuş. Ya da bırak biz halledelim. Adam olun adam! Kesin sesinizi be! Mus ile uslanmayanı etmeni tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Sizi tekrar ikaz etmem. Bildiniz mi paşam? Hı. Çadırım oldukça soğuk ve özensizdi. Tıpkı bu yemekler gibi. Gerçi siz de çok iyi bilirsiniz ki albay, hiç kimse bir askeri sıcak karşılamıyor. Öğretmenlik günlerinizi özlüyor olsanız. Yo, katiyen, katiyen. Kaldı ki ben askeri okullarda görev yaptım. Tanrım. O genç, şımarık aptallarla uğraşacağıma çölde savaşarak ölmeyi tercih ederim. O genç ve şımarık aptallar şu anda cephede. Doğru. Yani kurtulmanız zor. Aptallar her yerde albay. Ancak siz Bağdat'ta olmalıydınız. Halil. Ben 6. Ordu Kumandanı Von der Goltz'um. Tahmin bile edemeyeceğin kadar yollardan geçtim. Senin şu muhteşem boyunu aşan eserler yazdım ve senin gibi yüzlerce subay yetiştirdim. Seninkiler kadar olmasa da epey bir savaş tecrübem vardır. Ve ne zaman, nerede olup, nerede olmayacağıma karar verebilirim. Yani sevgili albay, sizinle beraber savaşmak için burada kalacağım. Umarım bu şerefi benden esirgemezsiniz, ha? Bunu bana değil, neferlerime sorunuz. Zira aylardır şehrin içindeki kuşatmada can veren onlar. Ve onlar can verirken ne tecrübeleriniz ne de eserleriniz kâr etmedi. Eğer eserlerimi okumuş olsaydınız kâr edecekti. Nurettin Bey akıl dışı, sıra dışı emirlerle onca askerini ölüme gönderdi. Bakın işte tecrübe dediğimiz şey budur Halil Bey. Bu hariçten gazel okumaktır. Eğer ki savaşlar eserleri okuyarak kazanılsaydı, bugün Osmanlı diye bir devlet olmazdı. Başınızdakiler akıllı olmayı beceremezlerse, savaşarak var olan Osmanlı kağıt üzerinde yok olacak zaten. Halil Bey, eğer Nurettin Bey'in hatalarını tekrar edecekseniz sizin hakkınızdaki düşüncelerim değişecektir. Ben Nurettin Bey'e benzemem. Ya. O halde yeğeniniz Enver Paşa gibi sakin ve akıllı kalın ki daha fazla askeriniz ölmesin. Albay Halil. İyi misiniz? İyiyim.
Sanırım üşüttüm. Burası da fazlasıyla soğuk zaten. Burası soğuk değil Mareşal. Sanırım ateşiniz var. Bu daha ciddi bir durum olabilir. Müsaade edin. Hekimlerimiz sizi muayene etsin. Yo. Buraya gelmeden Bağdat'ta bizim hekimlerimiz beni muayene etti. Hiçbir şeyim yok. Havalar soğudu sanırım. Biraz ondandır. Geçer, merak etmeyin. Aslanlar, yaptığımız mücadele sonucunda İngiliz ordusunun içindeki güven duygusunu fazlasıyla tahrip ettik. Yolun sonuna geldiler. Artık teslim olmaktan başka çareleri yok. Ama kolay pes etmeyeceklerdir. Ne erzak kaldı, ne silah. Ne yapacaklar ki kumandanım? Öyle deme Mevlüt. Hala elinde malzemeleri, barutları var. İsterlerse silah üretebilir, bomba yapabilirler. Nerede, nasıl yapacaklar? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrola baba? Pek hayır değil kumandanım. İngilizler silahı imal edebilmek için mühendishane kuruyorlarmış. Sadece bu da değil. Bilmediğim, anlamadığım bir sebeple halkın evlerinin kapılarını söküp götürüyorlarmış. Soysuzlar şimdi de milletin evini başına mı yıkar olmuş? Hayır Mevlüt. Demiri eritmek için ateş lazım. Ateşi yakmak için de odun. Ne yapacağız kumandan? Madem onlar pes etmeyip savaşmak için kendilerine mühendishane kuruyorlar, biz de orayı onların başlarına yıkacağız. Gündüz gözüyle aralarına nasıl gireceğiz kumandanım? Odun olur, yine gireriz Said'im. Mesele yanmak değil mi? Eyvallah. Düşman, halkın erzağından sonra ısınmak için sakladıkları odunlara da göz dikmişti. Soğuk kış gecelerinin arifelerinde ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmayan halk bir çare beklemekteydi. Yapma Allah aşkına, bize de bırakın. Yalvarırım, bağışlayın bizi. Zaten bütün odunlarımızı da aldınız. Bari kafa pencereyi bırakın. Karşı çıkanı öldürme emrimiz var. Bir daha ikaz etmeyeceğim. Odunlar bitince halkın kapısını penceresini söken zalimler şimdiye dek görülmemiş bir zulmü yaşattılar. Hadi hadi daha hızlı sallanmayın. Ali kumandan ve neferleri mühendishaneye sızmak için İngilizlerin tuttuğu hamalların arasına karışmıştı. Maksatları mühendishaneye girip silahlara ulaşmaktı. Hadi hadi daha hızlı. İngilizler silah yapımına başlamıştı. Acımadan söküp getirdikleri kapıları, pencereleri, demirleri eritmek için yaktılar. Zalim çalışırken yiğitler de boş durmuyordu. Mühendishaneyi havaya uçurmak bu yiğitler için işten bile değil. Ancak bu defa İngilizleri kendi silahlarıyla vuracaklardı. Çalışmayan silahlar İngilizlere cephede bir kabus yaşatacaktı.
Robert şuna bir baksana. Çizimde bir yanlışlık mı var? Neden bizden böyle bir şey istemiş olabilirler? Sence bunda bir gariplik yok mu? Zannetmiyorum. Komutan tamamlanmasını istedi. Hadi yapalım. Anası şifacıdır. Dermanı ondadır. Tamam, götürün.